Rumi abimiz bu konuda bir ufak bir araştırma yaptı. Çay, neden? Niye çay diyoruz mesela yani? Oradan başlayalım belki. Oraya da geliriz. Hem Özer abinin bahsettiği o abla gibi, yani abla çayı içip bir huzura kavuşmuş. Onun benzerinde milattan önce 2700 yıl önce Çinli imparator Shen Yong diye Shenlong veya Shenlong da yaşamış, benzer bir şey. Elinde işte sıcak suyun olduğu bir çaydanlık gibi bir ne diyelim kapla ağaçların altında otururken ağaçlardan çay ağacıymış o da. Çay yaprakları düşüyor. Ve o da biraz böyle rengi değişince oradaki sıvının tatmak istiyor ve hoşuna gidiyor. Benzer duyguları yaşıyor. Yani vücuduna böyle faydalı olduğunu, bir huzura kavuştuğunu, dinçleştiğini, bir dinamizm geldiğini hissediyor. Ve bunu kullanalım diyorlar. Çinliler bunu kullanmaya başlıyor. Uzun yıllar tıbbi amaçla kullanıyorlar. Yani hastalıkları gidermek için, dinamizm Yani ama için. doğru yerden başlamışlar yani. Yani hastalıklar da çok çıktığı için Evet, belki evet, evet. Covid gibi. Covid gibi dediğiniz gibi. Çin çok eski bir medeniyet. Orada sağlık amaçlı kullanıyorlar. Uzun yıllar geçiyor. Yani bu insanların gündelik kullandığı kahvaltılarında, yemeklerinde veya gün içerisinde kullandığı bir içecek değil. Daha sonra Japonlar bunu alıyor. Milattan sonraki yıllarda, 9. 10. yüzyıllarda götürüyorlar. Bunlar da geliştiriyorlar ve günlük içilecek hale getiriyorlar. Onların bir çay seremonisi adetleri oluşuyor. İşte kendi usullerine göre bir Japon kültürü içerisinde. Avrupa'ya geçmesi de ta 17. yüzyılda gerçekleşiyor. İşte bu Doğu Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin gelişmesiyle ve Avrupa'ya gidiyor. Yani önce bu Portekiz gibi denizci milletler, Hollandalılar taraflardaki bunlar çayı alıp götürüyorlar ve Avrupa'da yayılmaya başlıyor. O yıllarda pahalı bir şey çay, yani özel bir şey. Ondan önce zaten kahve de yaygın bir şekilde tüketiliyor. Avrupa'da bu şekilde Çin üzerinden giderken daha sonra Hindistan'a, yani orada İngilizler kendi sömürgelerini de yetiştirmek istiyorlar. Çin'den satın alarak değil, kendi sömürgelerin içerisinde 1800'lü yıllarda bunu yetiştirmeyi istiyorlar ve Hindistan'a yayılmaya başlıyor. Bütün Avrupa'da artık favori bir içecek haline gelmiş oluyor. Türkiye'ye ne zaman geldiğini bahsedecek olursak 1800'lerin sonunda 2. Abdülhamit zamanında bir deneme yapılıyor. Bursa civarında yetiştirebilir miyiz diye bakıyorlar. Olmuyor. Orada o şekilde bitiyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde 1924'te bir deneme var. Ama asıl 1930'lu yılların sonunda Rize'de başarılı bir şekilde artık üretmeye başlıyorlar. Ve o yıllardan sonra çok geniş kitleler çayı Türkiye'de günlük olarak içmeye başlıyor. Ve bizim ilk grafik herhalde dünyada en çok çay tüketen, kişi başına en çok çay tüketen ülkeler sıralaması var. Orada tahmin edeceğiniz üzere birinci ülke Türkiye. Yani kişi Sonradan başına, bulduk ama yani kişi başına en Türkiye çok birinci sırada. birinci sırada kişi Oo. başına yaklaşık 3 kilo gibi bir şey. Şimdi haritada sarı ve Yok ben görselleri şimdi karıştı ya şey böyle hepsini açarak denedim böyle hangisi diye sonunda buldum. Allah. Ne yapayım? Yani, ya ben de ne oluyor diyorum. Sakin olun, sorun yok. Evet, şu galiba şu çay tüketimi. Bütün Evet, doğru kişiler aynı liste, anda doğru bastı. listeye ulaştı. Dur, Erdem Bey doğru listede. Abi şimdi şimdi programın akışını siz takip etmeniz. Ben orayı sıralamışım Biraz ne güzel bir atladık bazı şekilde. şeyleri, evet. Ondan sonra programın sıralaması değişiyor. Görüntüleri sırası da değişti. Ya Yani hangisini hangi görüntü... bu tatlı sohbette ben hangi listeyi takip edeyim? Özel abiyle baksanıza. Yani Evet, Türkiye Türkiye birinci kişi sırada. başına, kişi başına yani çay tüketiminde, yani tabii ki Çin'in Hindistan'ın daha fazladır bu, ama kişi başına böldüğünüz zaman bu Türkiye en yüksek. Normal, yani zaten bu bilgi şaşırtmıyor bizi. Dünyada da zaten çay en çok içilen, sudan sonra en çok içilen ikinci içecek. Yani en fazla çay içiliyor. Ondan sonra bunu da sorabiliriz, hangisi geliyor diye. İlk beşi sorabiliriz belki. Su, İlk ha çay, pardon. Daha sonra onu şimdi söylemeyelim. Bence kahve vardır, kola vardır. Bu sıralamada Fas yani Doğru. Morocco var. 6. 6. sırada. Yalnız onlar yeşil çay içiyorlar. Evet, nane çayı. Çayın çeşitleri var. Evet, çay yani çay hani bizim siyah çayı değil de onların yeşil çayı var. Evet. Çin'de de galiba yeşil çay meşhur ya şeye şöyle zaten siyaha göre. ya çoğu ülkede çay dediğin zaman yeşil çay getiriyorlar. Ya yani ben farklı ülkelerde bulunup çay istediğim zaman yeşil direkt çay. başımıza geliyor. O Evet. yeşil çay Yeşil geliyor. çay Ben şahsen geliyor. hiç içemiyorum yeşil çay. Yani çok tadını sevmiyorum. Aslında güzel abi. Yani, tinlana diyorlar Araplar. Yok o Tinlana. nane Abi çayı değil. Yeşil çay ayrı bir şey. Böyle İnşallah. sanki Rabbim o nasip eder Rumi Bey'i ben bir Fas'a götürürsem çayın kralını orada içiririm Allah'ın böyle izniyle. Yukarıdan bir Tabii. hoşça Onun hoşça. seremonisi var abi. Öyle kutlamalı öyle. Böyle. Bizim gibi değil. Doldur boşalt değil. Adamlar kutluyorlar onu.
biz Rumi abi gibi devletin, yani dünyanın daha doğrusu çok yerlerini gezemediğimiz için biz Anadolu çocuğuyuz Rumi abi. Kusura bakmayın. Siyah çay biliriz değil mi? Siyah çay biz. O kadar bir coğrafya yok yani. Bunlar imkan meselesi. Sizin imkanlarınız genişti. Siz gezdiniz devletimizden. Allah razı olsun zamanında. Öyle diyelim, evet. Bu arada Özer çay abinin çayı var elhamdülillah. Çünkü millet bildiğin takip ediyor. Takip Özer abinin ben. Çayı deyip. O yüzden ben korkuyorum hemen boşalır boşalmaz. Evet, kesinlikle oluyor. Abi. Ama. Dulahmet'in ceketi mahalleye dert oldu. Şimdi çay konusuna gelelim. Çaya geri dönelim. Niye çay? Çok uzatmadan bahsedecek olursak. Yani çay, dünyada da çay iki şekilde anılıyor. Bütün dünyada. Ya çay deniyor veya çay farklı telaffuzlarla veya tea deniyor veya te. Te, tea yani te ile başlayan bir şey. Bu da şundan kaynaklanıyormuş. Yani normalde mandarin lehçesinde bu çay olarak geçiyor. Yani Çinliler o şekilde adlandırıyor. Cha gibi bir şey diyorlar. O da karasal olarak yakındaki komşu bölgelere hep o şekilde yayılmış. Yani yavaş yavaş Hindistan, Kore, yani Kore sağda, Hindistan batı tarafta, İran, Türkiye, Balkanlara doğru o şekilde gitmiş. Oralarda hep çay diyorlar. Avrupa'da da onun haritasına da bakıyoruz. Deniz evet. Yoluyla haritada görelim. Deniz yoluyla gidiyor. Bunlar da diğer başka bir Çin lehçesindeki tea. Yani tea'ye benzer başka bir şey diyor Çinliler de ona. Artık Çinliler nasıl diyorsa oradan onu Çinliler tea, nasıl diyordur acaba bilen var mı? Çay diyoruz artık. Çay diyor. Sadece istisna Portekiz var. Portekizler de o diğer lehçeden çay olarak almışlar veya çağ olarak almışlar. Dünyada da bu şekilde bir yaygınlık var. Yani nereye gitseniz ya çay ya tea diyerek birkaç istisna dışında evet. Şimdi istediğinizi alabiliyorsunuz. Şimdi bu sarı yerler çay haritadaki yerler, çay diyen yerler, mavi yerler, turkuaz gibi yerlerde T veya T diyenler, T ile başlayanlar, evet. T gibi telaffuz ediyorlar. Temel mahkemeye düşmüş. Geliyor. Abi butonları hazırla karıştırmayalım bu defa. Temel mahkemeye düşmüş. Hakim sormuş, demiş ki ismin ne? Temel demiş ama K ile yazılmıyor. Hakim bakmış K yok. Demiş ki bunda K yok. E ben de onu dedim demiş. Karadenizler alınmıyor herhalde değil mi? Bunları kendisi yani. De Karadeniz olduğu için rahat rahat ben söylesem. Kötü bir şey söylemiyor. Normal geliyor. Evet. Normal. Bir de dünyada çay kahve haritası vardı, ona da bakabiliriz. Yani dünyada iki temel içecek var, ya çay ya kahve. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyada Türkiye ve çevresinde çay daha çok içilirken birçok ülkede işte Fransa da buna dahil, Amerika. Kahverengi olan yerler kahvenin daha çok içildiği, çok koyu kahve ise çok içiliyor ya yani koyu kahverengi ise. Koyu turuncu olanlar da çok çay içilen yerler Türkiye'de olduğu gibi. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Gri yerlerden çok bilgi alamamışlar. Çayın böyle bir hikayesi var. Bu arada o ilk 5 ülkeyi demiştik. Çok bir şey gelmedi ben söyleyeyim. Sudan sonra çay, sonra kahve, alkolsüz içecekleri söylüyorum. Sonra çorba içiriyormuş yani sıvı içecek olarak. Sonra kola, doğru cevap gelmişti aslında orada. Bir atış olabilir kendine. Ve son olarak... Süt içiriyormuş yani dünyada en çok. Yani, evet. Yalnız bir konuyu atladınız. Bak o coğrafyadan gelen bir arkadaş, bir abimiz yazdı. Sütlü çay. Sudan'da içiliyor. Ben başka yerde de içiliyor mu bilmiyorum. Denediniz ama. Denediniz mi? Denedim. Yani sanki denenecek bir şey değil gibi bilmiyorum. Yani. Bir defa denedim. Sadece bir daha da denemedim. Çok sevmemişsin anladım. Yani süt, hani sütle gibi. Çay zaten mantıken bende evet. Birleşmemişti. Hani bir deneyeyim dedim. Birleşmedi de öyle kaldı yani. Bu evet sütlü adeti. Çay diye bir şey var. Bildiğin siyah çaya süt katıp içiyorlar. İngilizlerden siz, geçmiş herhalde. Yani. Fas'tan geldiniz. Yani bizim aslında damak tadımız olarak biz fazla karıştıramıyoruz aslında damak tadımızı. Evet. Türk milleti olarak, kültür aynen. Olarak karıştıramıyoruz. Mesela evet. Eti hem şekerli hem tuzlu siz Faslı olduğunuz için size normal geliyor. Yani Faslı derken yenge Faslı. Şekerli yenge et. Faslı. Şekerli evet. Et gayet normal yani. Yani size gayet normal geliyor ama bizi hani Türkiye'deki kabul birisi etmiyor de, bünye. Yani. Kesinlikle yani bünye kabul etmez ama halbuki çok tatlı. Ha, o direnişi ben de ilk gittiğim gösterdim. Sonra teslim oldum. Sonra alıştım. Hatta şunu onu difa eder. Yani şey der hale geldim. Ya böyle de olmalı der hale geldim. Evet. Denemezsin. Mesela sütlü çayda yok olmadı bende. Ama o dediğiniz şekerli et meselesi onu deneyin derim yani. Evet. Çünkü o tabular yıkılabilir. Evet. Bir bilgi daha vereyim. Buyurun. Bu Osmanlı'nın son dönemlerinde bir Hacı İzzet Efendi, Hacı İzzet Efendi diye bir şahıs var. Bu valilik yapıyor. Adana'da valilik yapmış. Bursa'da valilik yapmış. Bu çok çayı çok seviyormuş yani. Sürekli her gittiği yerde çay içiyormuş. Çay insanlara tanıtıyormuş. Ona Çaycı İzzet Paşa da diyorlarmış. Yani lakap olarak.
Bu şahıs bir çay risalesi de yazmış. Öyle bir şey de var. Yani çay risalesi diye bir kitapta yazmış. O da hala satın alınabiliyor. Yani aradığınız zaman bulabiliyorsunuz. Son olarak belki kısa bir şey, poşet çay bir de var. Yani demleme çayın dışında poşet çay. Çok sallama güzel diyorlar abi ona. Sallama çay. Çok makbul görülmüyor ama o da çok pratik bir şey. Bizim o ne zaman çıkmış diye düşünecek olursak, ona baktığımız zaman da o da 1907'de bir esasen çay tüccarlığı yapan Thomas Sullivan diye bir Amerikalı New York'ta çay tüccarı. Numunelerini öyle küçük poşetlere koyuyormuş yani. İçinde farklı yerlere gönderirken bir denemişler, bakmışlar buradan da demleniyor diye. Onu keşfetmişler. Hemen ticari hale gelmemiş tabii yani, o keşfedilmiş ama yaygınlaşması daha sonra oluyor. İlk o keşfetmiş yani poşet çayını. Bir paylaşım var da çok güzel, hoşuma gitti. Gerçi seyircilerimiz okuyorlar ama Erzurumlar çaya limon atarlar, Japonlar diyor bunu görünce şok olurlar. Çok sağlıklı bir şey yapıyorsunuz, limon çayın içindeki zararlı şeyleri alıyor derler. Erzurumlarla çay bitince bardağın içindeki limonu yerler. Şimdi buna... Alkış, evet. Evet, bir alkış hak etti. Evet. Bilemedim, ikisinin arasında kaldım, ikisini de çaldım. Güzel bir şey yani.